Oğlum yavaşla. Allah Allah. Ne burs böyle gece gece? Hayırdır, atlı mı kovalıyor arkamızdan? Kovalıyor. Kovalıyor, kovalamıyor mu? Sen görmüyor musun? Ben arkama her baktığımda görüyorum o atlıyı. Fakirlik kovalıyor, garibanlık kovalıyor, köylülük kovalıyor. Ne diyorsun oğlum sen? Ne alakalı şimdi? Niye amcaoğlu? Niye ya? Bizim başımıza ne geliyorsa bu yüzden gelmiyor mu? He? Abimgil niye adam yerine koymuyor biz oğlum? Hiç düşündün mü? Yok artık Veysel. Sen köylüsün diye demeyeceksin herhalde. Tam olarak öyle diyeceğim amcaoğlu. Tam olarak öyle. Kötülüğünden yapmıyor he. Vallahi farkında olarak yapmıyor. Ama kafasının arkasında, beynin arkasında bir yerlerde doktor olduğunu biliyor. Doktor. Prestijli, saygın. Anladın mı? Asla hata yapmayacak bir adam. Ben, tırnakların arası yağ dolu. Öyle değil mi? Öfkesine sahip çıkamaz. Serseri, okumamış, etmemiş, cahil, köylü. O yüzden işte hep akıl vermeye çalışıyor. Hep üstten üstten konuşuyor. Farkında değil ya. Hep bana bir şeyler öğretmeye çalışıyor işten şey. Yazık yani. Anladın? Hep o sınıf farkı yüzünden. Şimdi anlaşıldı senin gece gece bizi buraya niye getirdiğin. Şimdi bana bak amcaoğlu. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim, beni yanlış anlama. Sen yine böyle öfkenle hareket ediyor gibisin. He? Öfkenle konuşuyor gibisin. Ya bak Kenan abi... Lan oğlum ne alakası var ya? Ağzını uyuyorum boşuna. Bizim kavga etmemizle, barışıp barışmamamızla alakalı değil. Bizim diyorum başımıza ne geliyorsa sınıf farkından geliyor diyorum sana. Bak oğlum babanın bile evlendiği kadın hemşire çıktı ya. Tesadüf mü? O bile bakmış statüye yani. Niye? Bak bu köylülük, garibanlık insanın üstüne yapışmış balçık gibi oğlum. Herkes bir yerinden kurtulmaya çalışıyor. Onu demeye getiriyorum işte. Bizim de kurtulmamız lazım bir şekilde. Artık robot mu yapıyoruz, roket mi neyse yani. Anladın? Hadi biz kurtulamadık, çocuklarımız kurtulsun bari ya. Vallahi sıkıldım ikinci sınıf insan muamelesi görmekten ha. Çocuklar sizce de fazla olmadı mı artık? Bakın saat kaç oldu? Haydi yataklara. Daha gelişim çağındasınız. Bizim bu uyku saatlerine dikkat etmemiz lazım. Selma anne lütfen. 5 dakika daha en heyecanlı yerindeyiz. Çok az kaldı yenge. Bitsin vallahi hemen uyuyacağız. Öyle azı çoğu yok çocuklar. Televizyon bir yere kaçmıyor izlersiniz sonra. Daha dişler fırçalanacak. Biraz kitap okunacak. Hadi bakalım yataklara marş marş. Ya. Oflama. Oflanmaz. Senin için diyorum ha. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Sedef. Sedef. Dünyadan Sedef'e. Ha efendim yenge bir şey mi dedin? E canım hadi yataklara dedik ya. Bugün kardeşlerine kitap okuma sırası sende. Tamam. Haberiyle karşınızdayız. Ankara yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada kimliği belirlenen Orhan Yılmaz, Kader Yılmaz, Zahide Yılmaz'ın yaralı olduğu ve durumlarının ağır olduğu bilgisi verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Efendim canım. Taner neredesin? Ya aldıyız bir tanem. Öyle Veysel'le çalışmaya kaptırmışız kendimizi. Ya bak geç oldu diye arıyorsan ya birazdan yanındayım. Çıkıyoruz birazdan. Birazdan çıkacağız. Taner. Baban kaza yapmış. Haberlerde gördüm şimdi. Nasıl? Ne diyorsun sen Selma? Ne diyorsun sen? Emin misin benim babam olduğuna? Ya fotoğrafı var. Eşi kızı hepsi arabadaymış. Durumları da ağırmış. Amcaoğlu ne oldu lan? Amcam bir şey mi olmuş? Babam kaza geçirmiş. Durumu ağırmış. Ne diyorsun oğlum sen? Amcaoğlu benim gitmem lazım. Ben geç kalamam. Bu sefer de geç kalamam benim. Yetişmem lazım. Ne olursa olsun yetişmem lazım.